Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte şu an elimde görmüş olduğunuz çakma yani replika iPhone 11'in detaylarına bakacağız. Arkadaşlar videomuza devam etmeden önce sizlere Kafa Topu 2 ile ilgili vermek istediğim haberler var. Öncelikle arkadaşlar oyuna kariyer modunu ekledik. Karakterleri ve aksesuarları toplayıp kariyer modunda ilerleyin ve kariyer moduna özel kalıcı %500 taraftar bonusunu elde edin. Yani normalde oyun oynarken 100 taraftar kazanıyorsanız artık 600 taraftar kazanacaksınız. Ayrıca arkadaşlar sizlerden gelen eleştirileri dinledik ve oyuncuları eşleştirme sırasında baz aldığımız taraftar sayısını iptal ettik. Onun yerine artık rakibinize karakter özelliklerinize göre eşleşeceksiniz. Yani artık maçlar dengi dengine. Sizler de hemen açıklama kısmında yer alan bağlantılara tıklayarak Kafa Topu 2'yi mobil cihazlarınıza indirebilir ve hem yeni kariyer modumuzu hem de yeni eşleştirme sistemimizi test edebilirsiniz. Diyorum ve videomuza geçmek için hareketimi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar hemen şunu bir söyleyeyim. Bunu biz Çin'den aldık. Hatta Çin'de de ortalıkta satılmıyormuş artık. Oradaki kontağımızdan aldığımız bilgiye göre böyle gayet el altından falan filan satılan yerlerden edindik bu replika modeli. Şimdi masaya geçeceğiz arkadaşlar. Ancak hani masaya geçmeden önce şunu da belirteyim. Bu modelin, bu gördüğünüz tasarımın nihai model olup olmadığı bilinmiyor. Apple bu telefonu tanıtana kadar kesin model bu olacaktır diyemiyoruz. Artık masamıza geçelim ve şu telefonun detaylarına biraz daha girelim. Tabii ki de şu an en çok kamera kısmı merak ediliyor. Burada çentiğimizde duruyor. Ona alıştık zaten artık. Arkasını çevirivereyim sizlere. Şurada gördüğünüz gibi kare içine yerleştirilmiş 3 tane kamera görüyoruz. Eğer nihai tasarım böyle olacaksa bu kısımda da 3 tane kamera orijinal Apple'ın çıkardığı iPhone 11'de de olacaktır diye tahmin ediyorum. Alt kısımda iPhone yazıyor. Başka herhangi bir numara yok. Bizim elimizdeki replika modelin arkası plastik. Yan kısmına baktığımız anda standart arkadaşlar. Şurada normal sesi kısıp aniden kısıp aniden açabileceğiniz bir buton. Ses açma kısma tuşları. Burada da yine telefonun power'ı ve şu tarafta da sim kart girişini görüyoruz. Altına baktığımız zaman şarj girişini görüyoruz. Yine 3.5 mm'lik jack girişimiz yok. Bu tarafta ayize ve hoparlör de burada. Üst kısmında ise gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Peki bu telefonun içinde ne var? Gelin biraz da ona bakalım. Evet, şunu söylemek istiyorum. Bu zamana kadar bizim elimize geçmiş en stabil çalışan replika telefonlardan bir tanesine benziyor. Üst kısmı yine tamamen Apple'la aynı yapmışlar. İşte burada ses kısmı var. Bakalım da power touch var mı? Yok tabii ki de. Şöyle hemen biz size bir kamerasını gösterivereyim. Biraz çekmesi uzun sürüyor ama çekti arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım da. Yani tabii yakınına girince ortalık karışıyor ama genelde şöyle bir tık uzaktan baktığınız zaman çok da inanılmaz kalitesiz replika telefona işte budur denilecek bir fotoğraf kalitesi değil bence. Bir de hemen size ön kamerasını da göstermek istiyorum. Şöyle şunu bir dibine gireyim bakayım nereye kadar gelecek. Hemen bir ön kamerayı açalım. Oy. Hemen şöyle bir fotoğrafımızı çekelim yine. Şu da arkadaşlar ön kamerasıyla çektiğimiz fotoğraf. Yani ön kamera çok daha kötü ama tabii ki de replika model arkadaşlar. Bu tarz modellerde böyle kalkıp da kamerayla ilgili çok derinlemesine yorum yapmaya bence gerek yok. Şimdi şu portre modlarını bir deneyelim. Bakalım çalışıyor mu? Önde yok portre. Arkayı deneyelim. Tam anlamıyla bir portre modu diyemeyiz. Belki de nesinden tam uzaklaşamadık. Arka kısımda ufak tefek bulanıklıklar var ama yine söylediğim gibi felaket iğrenç bir kamera değil. Çinliler bu sefer olaya biraz özenmiş. Burada Çin bayrağı mı var? Şimdi bir de şunun slow-mo'sunu denemek istiyorum. Evet, olmadı. Slow motion. Çin usulü bir slow motion. Yani anlayacağınız buraya slow mo diye bir buton koyulmuş ama ortada slow motion'un M'si yok. Slow motion'un M'si ne lan? Evet, gördüğünüz gibi yazılım bozuldu arkadaşlar. Çok sık bastığımız için buraya siyah bir şerit geldi muhtemelen. Yani telefon diyor ki bana çok basma. Sen bastıkça ortamı siyahlaştırırım. Şu şeriti görüyor musunuz? Bakın alttan masanın devamı çıkıyor. Şöyle bir dönelim, hemen bir ayarlarına girelim arkadaşlar. Ayarlar kısmı Apple'la aynı yapılmış. About kısmına girdiğimiz zaman name iPhone. Kapasitemiz 256 GB, 114 GB'lık kısmında bir şey var, ne olduğunu bilmiyoruz. Versiyon 12.0.0. Burada bir imeğ yazıyor ama onları çok ciddiye almayın bence. Size göstermek istediğim bir şey daha var arkadaşlar. O da şu ki telefonda mesela App Store var. Giriyoruz. Dünyada ilk kez gördüğüm bir markete girdik. Market böyle. Bu bildiğiniz Android arkadaşlar. Zaten başka bir şey beklemiyorduk ama her şeyle Apple'a benziyor. Bakın diyor ki Play Protect bunu engelledi diyor. Yani artık telefonumuzun Android olduğuna hepimiz ikna olduk. Ya Store tam bir leş arkadaşlar. Buraya herhangi bir bilginiz girmeyin. Maazallah Çinliler her şeyinizi öğrenir. Şimdi artık ufak ufak sona doğru gelirken şu çentik kısmına da bir bakalım. Telefon harbiden çentikli. Akışkanlığı fena değil. Ha, evet, Face ID. Evet Çinli gardı. Beni tara bakayım. Şimdi telefonu kapatıyorum. Açıyorum. Açtı. Vallahi billahi açtı. Abi çalışan Face ID koymuşlar buna. Senin telefondan benim fotoğrafı açar ha.
Açtı. Başkasının fotoğrafıyla açmadı. Demek ki bu çakmaları direkt Çin'den alınca 3-5 parçası çalışıyor ya da bu sektör gelişiyor. Şu bizim Kafa Topu 2'yi çalıştıracak mı merak ettim. Aynen, şu an Kafa Topu 2'de oyuna girdik. Herhangi bir sorun yaşamıyorum. Velhasıl arkadaşlar, Kafa Topu oynadık. PUBG oynayamadık. Gelin isterseniz artık ana şöyle bir kapatayım şunu da. Final olarak şunu da ekleyeceğim. Arkadaşlar, videoya başladığımızda telefonun şarjı %100'dü. Şöyle baktığımız zaman da şarjımız %68 seviyesine indi. Arkadaşlar, artık videomuzun da sonuna gelebiliriz. Face ID'sini bilmem nesini denedik. Şurada çentik var. En ekstrem olayı şu arka kısımda gördüğünüz 3 tane kamera. Fakat videoda söylemiştim zaten, o 3 kameranın gerçek olup olmadığı belli değil. Nihai tasarımın böyle olup olmayacağı da belli değil. Artık gelin masamıza geçelim ve vedalaşalım. Bu arada bu telefonun içini açacağız. Ne olduğunu merak ediyoruz sensörler kısımlarında. Çünkü benim iddiam şu. Şu gördüğünüz 3 kameranın orada muhtemelen plastik var. Onun doğru olup olmadığını anlamak için de başka bir videoda iPhone 11'imizin içini açacağımızı belirtelim. Sizler de arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir de şuraya bir anket hazırladım. Nihai tasarım bu olursa koşa koşa gidip alır mısınız merak ediyorum. Buraya da alabilirsiniz. Bu kadar harika bir esprinin ardından artık bence bu videoyu bitirmem lazım. Bir daha da lütfisiz videolara çıkmayacağım. Kafanıza takılan bir şey varsa arkadaşlar aşağıda bulunan yorum kısmına görüşlerinizi bırakabilirsiniz. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.